neden olmadığı konusunda da küçük bir etmesi için neler yapabiliriz, hangi önlemleri almalıyız gibi kriterleri, performans değerlendirme otomasyonumuz var. Bu yıl yaptık ama yıllık olarak rekabetin olduğu ortamı hissetmemiz lazım. Yani ensemizde bir başkalarının koştuğunu bilmemiz ve bizim de bir başkalarının ensesinde koşup bir miktar daha öne. Bakın hedefimiz Türkiye'de ilk 10 üniversite arasına bir şekilde girmemiz. Dünyada da ilk 1000 üniversite arasına girmemiz üniversitemizin hedeflerinden biri. Ama sadece bu bir sonuç olması lazım. Yani bu bizim amacımız değil. Amacımız bakın bizim hedefimizden birisi eğitim. Ama yüksek lisans doktora talebe sayılarına demişti sayılardan girdik buna. Ne dedik? Lisans işte öğrenci lisans sayısı da bizim için önemli. Lisans sayısıyla yüksek lisans sayılarının arasında biz eğitim bizim ana fonksiyonumuzun bir tanesi. Ama eğitim lisansta da eğitim, lisans üstünde de eğitim var. Biz araştırma üniversitesine giriyorsanız araştırma ağırlıklı olarak lisans üstü talebelerle yüksek lisans ve doktora talebeleriyle olur. O zaman eğitimin bir kısmını ben ARGE fonksiyonunu da yerine getirmek adına lisans üstü talebe sayısını arttırırsam ben ARGE faaliyetlerimi de doğal olarak arttırmış olacağım için eğitimi lisans üstünden lisanstan lisans üstüne doğru odaklanmamız gerekir. Yani üniversitemizin hedeflerinden biri lisans üstü eğitim odaklı olmamız gerekir ki ARGE fonksiyonunu da yerine getirelim. Bizim yüksek lisansı ve doktorayı özendirmemiz gerekir. Yüksek lisans ve doktora sınavlarını yapacağız. Yani çok büyük bir sayı gelmeyebilir ilk sene ama yani lisans üstüne bu geçen sene gittiğimiz gibi bu sene de gidiyoruz. Hem daha farklı 20 ülkeye gidiyoruz. Geçen sene 10 ülkeye gittik. Bu sene 20 ülkeye gidiyoruz. Sürekli her gün bir önceki günden daha iyi olmamız lazım. Peygamberimizin de hadis-i şerifinde belirtiyor. İki günü birbirine müsavi olan ziyandadır, zarardadır. Yani her gün bir miktar daha iyi olmak zorundayız. Rütbeler ne kadar birbirine etkiliyordu diye ama bu biraz psikolojik bir şey aslında. Çok güzel söyledik ama söylemedik, unuttuk, vakit kaldığı gibi. Ayla biraz ayla.